Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarla bugün Azerbaycan'da, Nahçıvan'da. Size Nahçıvan'da bir gün boyunca neler yapılır, nereye gidilir, ne yenir onu göstereceğim. Yarın sabah Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'de köyüme gideceğim, ailemle buluşacağım, arkadaşlarımla gezeceğim. Size benim köyümü, yaylalarımı tanıtacağım ama öncelikle bugün pasaportsuz Azerbaycan'a geldiniz, nereye geleceksiniz onu anlatacağım, onu göstereceğim. Hadi bakalım. Pasaportsuz Nahçıvan turu başlasın. Sabah bir Nahçıvan turu yaptım. Türkiye'ye gidiyorum, malum Covid testi lazım. Buradaki hastanede var. Kendi haline güzel bir yer Nahçıvan. Mesela şu fabrika gibi bir yer galiba. Onu bile böyle güzel süslü müslü yapmışlar. Abi Nahçıvan'da bir gün geçirmek, biliyorsunuz yarısı korona testine gitti. Taşehir'in dışına çıktım. Test olmaya bir hastaneye gittim. Sıra bana geldi. Ondan sonra 50 manat dediler. Oysa ki ben şehirde sormuşum, bana 20 manat demişlerdi. Bende 50 manat para yoktu. Mecbur taşımış, şehre geri geldim. ATM yok, banka yok. Biraz şu anda ATM ve banka sayısı az galiba. Şimdi tekrar ATM'den para çekip tekrar gideceğiz. Aha, bank diyor. Abi Mastercard ya da bizde yazmıyor ama deneyeceğiz bakalım. Yurt dışında para çekmesi çok kolay. Mastercard ya da Visa yazan ATM'yi gördüyseniz zaten her yerden para çekebilirsiniz. Bakalım verecek mi? Aynen geliyor para. Bu arada 60 lira çektim. Böyle bir şey Azerbaycan paraları, tekrar size göstermiş olayım. Testimi verdim. Şimdi şehir merkezine rastgele düştüm abi. Çok güzel böyle. Binalarla dolu Nahçıvan, böyle geniş geniş sokaklar. Burada hemen Türk konsolosu var. Burada da Atatürk Caddesi var. Burada Atatürk'e, Azerbaycan'da da öyleydi, değer veriyorlar. Bu beni çok mutlu etti. Şimdi gidelim bir yerlerde yemek yiyelim. Ondan sonra gezimize başlayalım. Selamünaleyküm hocam. Abi burada nerede Nahçıvan'a özgü yemek yiyebilirim? Yemek gidiyorlar burada, kuşların yeridir. Abi Nahçıvan'da ne yemek meşhur, ne yiyeyim ben? Bir önümde birisi, arkamda. Gezeceğim dünyayı. Yani. Meşhur olan bir şey istiyor dayı. Meşhur olan bir evet, şey. Nahçıvan'ın en meşhur olanını istiyor. Evet, tabii yapalım sana, tabii. Meşhur mu burada? Evet. Şu an bu tantuni Nahçıvan'da meşhur mu? Evet, tantuni, evet. Acil beri yapma, limonu içer. Tamam. Tabii. Dostlar, şimdi size elinden gelince Nahçıvan'ı anlatmaya çalışacağım. Nuh'un gemisinin oturduğu civar sanılan ve Nuh'un türbesi olduğu söylenen bir yere gidiyorum. Nahçıvan gerçekten çok kadim bir nokta. Doğu ile Batı'nın geçiş güzergahı, çok eski medeniyetlerin de yaşadığı, hatta ilk Türklerin ayak izlerinin, iskitlerin bile burada bulunduğu söyleniyor. Aslında Nahçıvan Azerbaycan'ın bir rayonu. Ama Nahçıvan'a en son Ruslardan koparıldığı sırada özellik verilmiş. İçeride kendi kararlarını alabilen ama dışarıda askeri noktada filan tamamen Azerbaycan'a bağlı bir özerk bölge. 1918 yılında Mörtür Anlaşması'na kadar Osmanlı askerleri buradaydı. Ondan sonra yavaş yavaş geri çekilmeler başlandı. Atatürk burayı iyi takip etti. Rivayet ya da net bilgi tam bilmiyorum, böyle resmi kaynaklardan okumadım ama şey söylenir, hatta Atatürk'ün Iğdır'la Azerbaycan arasında, Nahçıvan arasında bir kara bağlantısı kalması için İran'a kendi parasıyla bir para ödediği söyleniyor. Ama bununla ilgili tabii tam resmi kayıt var mı dersiniz, yok.
Ama Atatürk burayı iyi takip etmiş. En son burayı bırakıp gelen komutanlarına sormuş. Nedir son durum, ne oldu diye. Atam sınır kapımız hala var, bağlantımız var demiş ve bu konu orada kapanmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir Türk kara parçasıyla tek bağlantısı olan Nahçıvan'a kara bağlantımız bugüne kadar korunmuş. Nahçıvan'ın şu an bulunduğum bölgesi merkezi. Bu merkezden Iğdır merkeze toplam mesafe 160 km ve buradan otobüslerle ulaşım sağlanabiliyormuş. 10 manata yani 50 TL gibi bir ücrete buradan Iğdır'a geçebiliyorsunuz ve artık biliyorsunuz kimliğinizle beraber geçebiliyorsunuz. Şu an Covid döneminde olduğunuz için de buraya gelirken aşı kartınızın olması lazım ama buradan dönerken PCR testi yeterli. Nahçıvan bu arada tarım arazileri ve tatlı su kaynaklarıyla da meşhur. Şu an burası Hazreti Nuh'un türbesi. Şu an yanılmıyorsam çalışma var. O yüzden kapalı, giremeyeceğiz. Emin değilim ama Nahçıvan'ın simgelerinden biri ve Hazreti Nuh'un da gemisinin karaya oturduğu rivayet edilen yer olsa gerek. Şu Çatal Tepe. Çünkü kaynaklarda Hazreti Nuh'un gemisinin çatal bir tepeye oturduğu rivayet ediliyor. Hatta o tepenin aslında normal bir tepe ama geminin rahat yanaşabilmesi, düşebilme yani karaya oturabilmesi için orada daha kendini çatal kısmını aldığı söyleniyor. Şimdi ne demiştik? Nahçıvan çok kadim bir bölge ve Hazreti Nuh'un da burada karaya oturdu, gemisini karaya oturdu rivayet ediliyor. Hatta Nahçıvan isim kökenin de aslında Nuhçular ya da Nuh civarı ya da Nuhçuvan gibi kelime köklerinden geldiği inanılıyor. Nuhçular derken yani Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturup insanlığın tekrardan Hazreti Nuh'tan burada çoğaldığına inandıkları için Nuhçular diye bir rivayet var. Ya da Nuhçıvan asıl Nahçıvan isim kökünde Nuhçıvan, Nuh, Nah, Nı yani peygamber isim kökünden geldiğine inanılıyor Nahçıvan isminin. Hikayede şöyle ilerliyor. Ağrı Dağı da burada işleniyor aslında. Rivayette Ağrı Dağı da geçiyor. Önce Hazreti Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nın tepesinde orada hafiften bir altı sürtüyor ve Hazreti Nuh şöyle bir şey söylemiş rivayete göre. Ne kadar ağır bir dağ ya da ne kadar ağrı bir dağ, ne kadar ağrılı bir dağ derken oranın ismi de bugün Ağrı Dağı'na döndüğünü rivayet etmişler. Ve en sonunda arkamda şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu çatal başlı yanılmıyorsam Haça Dağı o. Haça Dağı denilen, o zamanki ismi farklıymış ama şu an günümüzde Haça Dağı ismini almış. Orada tam çatalın arasında karaya oturuyor ve oradan sonra Nuh peygamber ve soyundan gelenler yani yani ondan sonraki çoğalan insanoğlu da bu Nahçıvan'dan itibaren çoğalmaya başlanıyor. Nuh peygamberin türbesini buraya dikmişler. Hemen arkamızda şehrin merkezi ve o aşağısında da Aras gölünü görebiliyoruz. Şimdi Nuh peygamberin türbesinin hemen yanında da Nahçıvan Kalesi var. Şu an çok yeni duruyor ama aslında 630'lu yıllardan kalmış. O zaman yapılan saldırıları engellemek amacıyla yapımına başlanmış. Yapım uzun yıllar sürmüş ama şu an bugün bayağı iyi restore edilmiş diyelim. Bayağı iyi ayakta duruyor diyemeyiz ama bakalım içinde neler var. Evet, şu an Nahçıvan'ı da böyle bir hafiften tepeden görebildim. Çok fazla düzlük var. Çok fazla tarıma elverişli alanı var. Hemen şehrin kenarında bile bakın bir sürü tarım arazileri falan var. Kayısısıyla zaten meşhur. Burada meyve falan da ekmeye başlamışlar. Sovyet zamanında biraz bunları kısmışlar galiba. Hani üretimleri azaltmışlar. Bir de o zamanlar tarım metodu falan farklıydı tabii. Ondan sonra Sovyet zamanında zaten şahısların toprak arazisi olamıyordu. Ondan sonra şahıslara dağıtılmış. Sovyetlerden sonra, 90'lı yıllardan sonra. Ve buradaki tarım kapasitesi bir hayli artmış. Burası turistlerin uğrak noktasıymış. Şurada gördüğünüz gibi çay bahçeleri falan var. Suyun üstüne böyle çardaklar mardaklar atmış. Hatta kalenin içerisinde bile böyle çay bahçeleri falan var. Onları görmek mümkün. Bu arada Azerbaycanlı arkadaşlar bana hep diyordu abi çadırda dikkat et. Zehirli akrep var diye. Gördük. Gerçekten varmış. Abi ayıdan, domuzdan, kurttan, yılandan da korkmuyorum. Hadi yılan da yine büyük ama bu akrep yok mu? En sessiz, sakin gelen başa bela olacak hayvan. Şimdi kalenin içinde bir tane müze var. Orayı geziyorum. Burada 17-18. yüzyıldan kalma bazı eserler varmış. Çok kısa size de göstereyim istedim. Bunlar da 18
19. yüzyıldan kalma kuyu kapakları. Nuh peygamberin türbesine oraya yapılan bir mescit vardı. O da çok güzeldi böyle. Bu şu an burada eskiden kalma bir tane mescitmiş. İmamzade Mescidi. Ha, bu da çok güzelmiş. Nahçıvan'da gerçekten çok güzel böyle otantik eserler var böyle. Biraz böyle İran'a gidiyorsun, biraz böyle Özbekistan'a gidiyorsun. Şimdi böyle müze gezmeye geçen bir iki tane böyle güzel değişik bir müze var. Anlamlı müzeler. Şimdi oraya doğru yürüyelim. Şimdi buradaki kitaptan da anlayabileceğiniz gibi şu an Nahçıvan'da Soykırım Müzesi'ndeyiz. Şu an Nahçıvan'da onu geziyoruz. Burada yani birçok insan var. Ve birçok insana ait hatıratlar var. Şimdi nasıl desem, kendini rahat hissetmeyenler olabilir. O yüzden videoyu 1 dakikalık atlasın. Ben şimdi Karabağ Savaşı'nda katledilmiş insanların olduğu fotoğrafları göstereceğim. Maalesef asker değiller, hepsi siviller, bebek çocuk dinlememişler. Bu kısımda gördüğünüz bütün hepsi hocalık katliamından kalma fotoğraflar. Hocalık katliamından sonra yani bizim çok bilmediğimiz, ben daha önce çok bilmiyordum, 20 Yanvar faciası dedikleri bir olay var. Ruslar Bakü'den artık çekilmeye başlayacağı sırada tam doğru sırada Ermeniler de, Ermeni çeteler de bir orada baskı oluşturmaya çalışıyor ve tam net değil ama bir kısım Rus, bir kısım Ermeni maalesef Bakü'de 20 Yanvar olayları dedikleri bir olaylarda insanları katlediyorlar. Orada da büyük bir katliam yaşanmış ama ben de çok bilmiyordum. Muhtemelen aranızda da bilmeyenler vardır. Bunu da bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyordu. Öğrenmem iyi oldu. Siz de öğrenmişsinizdir umarım. Bakın tarihin her sahnesinde bir katliama rastlayabiliyorsunuz. 1905-1907 yıllar arasında Ruslar, o zamanki Ruslar Japonya ile savaşıyor ve mağlup oluyor. Bu mağlubiyetten sonra da Sovyetler, yani o zaman Çarlık Rusya'nın içerisindeki bazı azınlıklar kalkışmaya başlıyor. Bu sırada da Ermeniler bu durumu fırsat bilip yine o zaman da maalesef Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı bir katliam yapıyor. Bu görüntüler 1905-1907 arasından. Burası da Bakı'daki o 31 katliamından kalma görüntüler. Nahçıvan'da da böyle birçok noktada böyle güzel binalar var. Tam ne binası olduğunu emin değilim. Böyle meclis binası tarzında bir şey benzettim. Burada Haydar Aliyev Sarayı. İşte Azerbaycan'da da burada da daha birçok şeyin adını Haydar Aliyev koymuşlar. Şurada da Nahçıvan Müellimler İnstitüsü. Yani yazılışını da konuşmalarını da böyle biraz şey yapınca anlayabiliyorsunuz aslında. Yani çok net anlayabiliyorsunuz ama Nahçıvan'da biraz lehçe farkı var galiba. Ben onları anlamakta biraz daha zorlandım. Şekilde de biraz zorlanmıştım. Nahçıvan'da da biraz zorlandım anlamakta. Abi bütün Nahçıvan'ın nüfusu yanılmıyorsam 450 bin civarı. Bu merkezi şehrin nüfusu da böyle 80-90 bin civarı. Herhalde nüfus adam başına en çok temizlik işçisi Nahçıvan'dadır ya. Çok varlar, ne güzel, her yeri temizliyorlar. Hem böyle teyzeler falan da var yani. Bayanlar da çok iş vermişler. Çok da güzel yani, böyle incik cincik otobanın ortasındaki yolun kenarını bile, bak otobanın ortasında böyle yol kenarının şu kenarını bile temizliyorlardı böyle. Tek tek. Vallahi Nahçıvan gerçekten Bakü'de temizdi ama Nahçıvan'da böyle ekstradan bir daha mı ilgimi çekti, daha mı ilgililer anlamadım. Temizlik güzel. Çevre düzenlemesi falan her şey çok iyi. Abi herhalde Mingeçevir'den sonra Azerbaycan'da gördüğüm en sıcak rayon Nahçıvan oldu. Çantaları da bırakamadım kimseye. Abi şu an Müminat'ın kümetine geldim. Burası gerçekten böyle, ben Nahçıvan'dan beklemiyordum ya böyle güzel mimari yapılar. Gerçekten çok güzel. Böyle yani resmen yani bir Semerkant havası var burada.
Ama burası şeyden, Selçuklu Atabeylerinden zamanında yapılmış. Ilgazi Atabey falan yaptırmış galiba. Tam hatırlamıyorum. Biraz dün okuduğum kadarıyla öyleydi. 1100'lü yıllardan kalma. Burada o zamanlardan böyle Ilgazlar şey yaparmış. Cuma camileri yaparlarmış. Abi o kubbe gibi yapının şu an temeline indik. Temeli böyle ortada bir direk üzerine böyle güzel bir kubbemsi yapıyla yine etrafı tuğlalara çevirmişler. Bir temel yapmışlar. Evet, demin bahsettiğim halinin resmini çizmişler. Böyle bir güzel bir kemerli kapı varmış ama bu yok şu an maalesef. Hatta böyle de duvarlarla çevriliymiş. Aslında 19. yüzyıla kadar da şöyleymiş. Bu fotoğraf aslında gerçek galiba. Burada da Mümine Hatun'u resmetmişler. Yani Mümine Hatun Ilgaz Atabey'in hanımı. Ve hanımı ölüyor, ilk eşi ölüyor ve böyle bir eser yaptırıyor. Böyle acaba çok seviyordu da bu kadar güzel bir şey mi yaptırdı? Yani bir sevgiden dolayı mı böyle bir şey yaptırdı bilmiyorum ama gerçekten ben şu an bunu çok beğendim ya. Şimdi tekrardan şehrin sonundan başladık. Yürümeye tekrardan şehrin ortasına geldik. İşte Atatürk Caddesi, demin indiğim, ilk indiğim yer. Ben görmemiştim, burada Atatürk'ün heykeli de varmış. Atatürk'ün heykeli varmış burada mı? Muhammed denk gelince. Iğdırlısın değil mi? Evet, Iğdırlı. Aynen, burada öğrenci. O dedi abi ben seni direkt götüreyim dedi, şeye getirdi beni. Atatürk heykeline. Vallahi güzel ya. Türk bayrağı, Azerbaycan bayrağı yan yana, burada da Atatürk heykeli. Arkamızda Atatürk Caddesi, hemen sağda da Türkiye Konsolosluğu. Şimdi Haydar Aliyev Müzesi'ne geldim. Burada Haydar Aliyev ile ilgili çeşitli hatıratlar varmış. Burada Nahçıvan'a ziyaretleri var. Böyle tam belki bilmeyen arkadaşlarım var, genç arkadaşlarım. Haydar Aliyev de Azerbaycan'ın ulu önderi. O yüzden her yerde ismini, müzelerini, anıtlarını görmek mümkün. Burada da Haydar Aliyev Nahçıvan'a geldiği sırada halk onu karşılamış. Onun fotoğrafı var. Yanlış görmüyorsam da Haydar Aliyev'in yanında da o podre Atatürk podresine benziyor. Şimdi benim de bu müzede öğrendiğim bir bilgiyi ileteceğim size. Haydar Aliyev Nahçıvan doğumluymuş. 1923 yılında Nahçıvan'da doğmuş. Ve ilk siyasi adımlarını da burada atmış. Şimdi burada da 1930 yılında çekilmiş bir fotoğraf var. Haydar Aliyev'in ailesine ait. Haydar Aliyev burada 7 yaşında. Ablası, babası, abileri ve komşu kızlarını resmetmişler. Müzenin girişi de böyleydi. Bu arada Azerbaycan'da çoğu müze girişleri ücretliydi ama Nahçıvan'da şu an birçok yere girdim ama hiçbir yerde ücret talep etmezler. Her yeri burada ücretsiz gezebiliyorsunuz. Şimdi Azerbaycan'da çok fazla cami yoktu. Yani gerçekten az cami vardı ama olan camiler de gerçekten böyle işli, desenli, güzel. Buraya da İran Cami diyorlarmış. Bu tarihi bir cami mi yoksa hani yeni mi? Yazıyor. Yok, daha restorasyon yapıldı burada. O zaman bu da eski bir cami. Çok eski, çok eski. Abi gerçekten bu da güzel bir cami. Şimdi böyle bir yere geldik. Buranın adı neydi? Saat Meydanı. Saat Meydanı. Burası şey, yanlış anlamadıysam, İnsanların gelip hani yemek yiyip, muhabbet edip, evet, kafede oturup. Bu tarafta genellikle şey oluyor, yemek yerleri. Bu taraf, karşı taraf sinema oluyor. Üst taraflar zaten boydan boya komple otel. Otel oluyor. Ha, saat de orada. Ha, saat meydan, saat orası. Şey diyeceğim sana, bunlar Nahçıvan'da gezilecek yerler, evet, değil mi? Evet. Bu Haça Dağı hangisi? O çatal gibi olan, ha tamam, doğru demişim. Şunu Haça Dağı değil mi? Aha, evet. Tamam. Evet. Şeyde Nuh'un, Hazreti Nuh'un türbesi orada, evet, gözüküyor. Evet, orada tamam, olduğuna inanılıyor. Oraya çarptığına inanılıyor. Burayı, bu dağı daha önceden Sovyetler döneminde bu dağdaki yılanların çoğusu zehirli olduğu için Sovyetler o zaman buradaki yılanları şey olarak kullanıyorlar. Silahların hani olur ya. Vurdu mu? Yaradan ölmezse zehirden ölsün. Evet, evet, zehirden ölsün. Öyle bir dağ. O dağ yani. O Haça Dağı meşhur. Evet. Şey diye okudum ben internette. Yılanlı dağ olarak da geçiyor. Ha, onu bilmiyordum. Evet, ben şey okudum.
Bu normalde böyle düzmüş ama Hazreti Nuh'un gemisi iyice yanaşsın diye rivayet edilmiş. Ki çatal olmuş orası. Evet, öyle söyleniyor. Ben bunu internette görmedim mesela. Karabağlar Türbesi. Aha, türbedir bu aslında. Karabağlar da köyde. Ha, Yusuf Hüseyiroğlu Türbesi. Yusuf bu da zaten merkeze yakın. Buraya geldiğiniz zaman bunu da gezebilirsiniz. Ben zaman olmadı bir türlü o tarafa geçtim de gidemedim bir türlü ona. Burası buna yakın. Mümin Hatun. Burası da Mümin Hatun. Arabayla ne kadar uzak olduğundan emin değilim ama kuş uçuşu yaklaşık 11.447 kilometre uzaklıkta. Bu Siri sapıtık ya. Abi Nahçıvan'da mimari güzel, doğa da güzel, biz doğaya gidemedik. Bu sadece Nahçıvan'dan geçim olsun, Nahçıvan'da bir gün geçirmek değil de Nahçıvan'dan geçim gibi oldu ama ben buraya gelip güzel bir video çekeceğim. İki günde burayı tamamen gezilir. Abi şu an Saat Kulesi meydana geldiğinizde böyle şehri çıkıp da tepeden de izleyebiliyorsunuz. Şimdi şurasına da Aras Nehri diyoruz çayı. Evet. Ama oysa ki burada göl gibi olmuş kocaman. Evet. Nahçıvan merkezin dışı da böyle dağlarla çevrili zaten. Evet. Ya oralara çıkıp bir tepeye çıksan Nahçıvan'a desen ne güzel. Şurası zaten havalimanı hemen. Görünüyor değil mi? Ha evet, dün orada yattım ben. Ya Nahçıvan gerçekten burada... yani Iğdır'da oturup da kimlikle ya da ne bileyim doğuda olup da. Şey ya, yarın gideceğiz göreceksiniz 5 manat. Yani 25 TL Nahçıvan'a gelmek. Şurası da... Abi gep geniş ya, baksana caddeleri. Evet, caddeler falan çok temiz yani. Şu an gün batımına, yani videonun da sonuna geldik. Aşağımızda, yani sol tarafta aslında Aras Nehri ama burada çok geniş bir havzayı kapladığı için Aras Gölü gibi olmuş resmen. Tam da gün batımı da o taraftan. Sol taraf Aras Gölü, sağ tarafta böyle çayır çınar. Muhammed bugün bize eşlik etti sağ olsun. Ama daha nerelere gitmedik biz? Nahçıvan'da. Bata. Ordubata. Oralar gerçekten dağlık araziler. Özellikle ama Ordubat. Çok güzel. Evet. Evet. Yedi uyurlara gitmedik. Evet, yedi uyurlara gitmedik. Şimdi bir günde yani İnşallah geldiğin zaman bir dahaki sefere burada olursak seni bol bol gezdireceğiz. İnşallah. Yani. Ya test yaptırdık falan filan derken bir de yarın sabah ilk otobüse ayrılacağız. O yüzden böyle oldu. Nahçıvan'da bir gün geçirmek şimdilik böyle olsun ama sözümüz olsun. Bir daha gelip bir daha gezeriz inşallah. Hoşçakalın. Sağ olsun. Görüşürüz.